İzleyen herkese selamlarımı yolluyorum. Tonya Canikdere Şelalesi'ne gideceğiz şimdi. Şöyle göstereyim. Tonya merkezden yaklaşık 700 metre yukarıda. Güzel bir yer olduğu söyleniyor. Ben de ilk defa gireceğim. Güzel bir yürüyüş yolu var. Buradan şelale yaklaşık 650 metre. Buradan Tonya merkezde yaklaşık 300 metre. Yani 1 kilometre Tonya'dan. Çok güzel. Hadi şimdi beraber geçelim. Şelale'ye. Burası Tonya'da, bir daha söyleyelim. Ulaşacağız. Tonya Kadıralak yaylasına gelen turistler, Araplar da dahil, turlar mutlaka burayı gezdiriyor turistlere, yerli yabancı turistlere. 650 metre bayağı var oluyor ama. Valla iki çocukla gitmiştim ben, omzumda biraz hızlanabiliriz tabii. Neden? Adamlar her yeri, adım attıkları her yeri paralı yapmışlar. Aynen. Herhalde. Tabii yazın sıcakta, güneşli havada bura son derece serin oluyor. Yaylaya çıkmışçasına serinletiyor insanı. Gerek güneşi tamamlaması, gerek suyun ferahlığı. Burası yeni yaptırıldı bu şey. Yani evet, yeni. 2-3 sene belki olabilir. 2-3 yıllık mazisi var. Yani öncesinde olsa ben bilirdim burayı. Burası o zaman Tonya'nın sahili oluyor. Evet. Korkulara, korkuluklara yaslanmak tehlikeli ve yasaktır yazısı eklemişler. O biraz önce bahsettiğim düşme olayından dolayı. Yıldır yıldır denenin içinde. Büyük bir ihtimalle tehlikeyi fark ettiler. Gerçekten doğası çok güzel ya. Orada kafe herhalde değil mi üst taraf? Evet, 2-3 tane var ilerlerken şimdi yol üzerinde sağ tarafta. Bunlar belediye mi işletiyor? Muhtemelen belediyedir. Tesisler var. Bu tesislerde insanlar yürüyüş yaparken yorulanlar, yemeğini, içeceğini, dondurmasını, lavabo ihtiyacını karşılayabilirler. İyi, Maraş dondurma koymuşlar, güzel yana yerler. Gözleme, kahvaltı, hamburger, her şeyi yazmış vatandaş. Muhtemelen belediyedir. Şöyle aşağıya baksanıza. Dere gürül gürül atıyor. Biraz dere sesi dinleyin. Biz susalım. Oradan karşıya bir köprü mü yapmışlar diye. Burada güzel ot yürüyüşü olur abi. Böyle horla oynamadan söyleye söyleye. Sebahattin abi gibi önde olacak. 2-3 tane iyi türkü söyleyen yanında olacak. Çok güzel olur. Şu akıcı bir görüntü oldu, şu doğası güzel ya. Karşıki taşı tıraşlamışlar mı? Niye öyle oldu orası? Şey serpmişler işte, akıp gelmesin diye. Muhtemelen ha. İşlemişler ya. Üskümlü kokusu geliyor. Fiyatları da pahalı değil ha. Ha, fiyatlar güzel. Ucuz. Ha.
güzel de kafeleri var. Fiyatları yok, 60 lira yazıyor tosta. Gözleme falan. Belki eski fiyatta olabilir herhalde. Yok makul, yok. Yazmak zorundalar da şu an. Ama çok ucuz. Bir şey koymuyordur içerisine muhtemelen. Hı. Közlemediği için peynire sürme sürüyor sadece. İnce bir tabaka, tamam. Krem peynir. Kokusunu veriyor. Aromasını alsın yeter. İzleyicilerimiz Konya'ya yolu düştüğü zaman mutlaka uğrasınlar. Kadıralı'ya gelenler. Konya'da buraları gezip özellikle tereyağı da alabilirler, buranın tereyağı da güzel oluyor. Muhtemelen dokap projesidir bunlar. Ha, tereyağın içine şey koymuşlar baksana. Evet. Masa sandalye. Önceden Nisan'da yok. Kemal'de ses arkadan geliyor. Eğer buradan gelmiyorsa. Bir ses vurdu kulağıma. Efe Kara güzel sahnesi gibi olmasın da. Yani güzel bak. Evet. Buraya gelip ayaklarınızı suya sokarak kahvaltı yapabilirsiniz, çay içebilirsiniz. Çok güzel ya. Şu yol böyle sanki bir karanlığın içinde kayboluyor gibi hissi yapmışlar, çok güzel. Uzun ince bir yoldayız şu anda. Karşılara serpme çimento vurmuşlar. Toprak akmasın diye. Ama yine de akıyor. Şurası çok güzel, şurası. Fotoğraf alabilirim Halit abi sana. Dönüşte kayıttan sonra. Tam fotoğraflık burası çünkü. Sakin bir yer. Buraya sabahtan gün açarken gelmek lazım. Buradaki güneşli havada oluşan kuş cıvıltısını şu anda hayal ediyorum. Çok güzeldir muhtemelen. Geçen arkadaşı da bir yaylaya giderken otostop yapmıştı, almıştım. Yaylaya çıkarmıştım. Tabii tanımamazlıktan geldi. Ben hatırladım onu ama. Yaylalara gidip gelirken böyle anne hizmeti de yapıyoruz. Evet. Işık yansıması oluyor. Burası parlıyor burası. Bir taraf gece, bir taraf karanlık. Gündüz. Aynen. Şu korkulukları sağlam yapmadığın zaman resmen ölüm tehlikesi. Bunlar sağlam ama ha. Bunlar... Orada neyse muhtemelen üretim hatası vardı. Yoktur. Hiç adam... esnemiyor. Şu an şelaleye sanırım epey yaklaştık. Bu ne de yanıyor.
Mısır mı pişiriyor orada? He. Evet. Büyük en güzeli bu. Sobayı görün ama mısırların kokusunu çekemiyoruz maalesef. Çünkü makine çekmiyor. Gereken geliyoruz. Önce şelaleye görelim. Mısırı yiyeceğiz. Çok güzel. Yakınmış ya burası. Bunda Tonya mısırı da. Aşağı yukarı. Nasıl aşağı yukarı? Tonya'nın aşağısına mı yukarı? Bu Adıyaman mısırı. Adıyaman, nerede buluyorsun Adıyaman? İyi, Adıyaman'da bunlar en çok tüketiliyor. %80'i oradan geliyor, Hatay'dan. Gittin mi? Tabii tabii, ben gittim biliyorum. O kadar büyük mısır tarlaları var orada. Mis gibi. Kaçta kapanıyor bura akşam abi? Tonya şehir merkezinden şelaleye geldik. Yaklaşık 1 kilometre yürüdük. Yağmur yine başladı. Şu an burada abimizin mekanında birer tane mısır yedik. Şimdi çayımızı içiyoruz. Arkada soba yanıyor. Üstte yağmur yağıyor. Her şey çok güzel ya. Yağdı ya. Ama bu yağmurun sonunda hava atacak. Şu an yağmurun sonu güneş. Açacak hava. Nasıl çay? Çay güzel, mısır güzel, sohbetin güzel. Daha ne olsun ya? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sadece Allah'a şükretmemiz geldi. Başka bir şey istemiyoruz. İçerik üreticisi. Şimdi paylaşırsa şey diye müşteri bayağı bir artar. Öyle değil mi? Biz o reklamı yapacağız da yani şu anda öyle bir reklam ağır reklam 1 milyon kişi izler onu. Tüm yaylaşan müşterilerdeki etkinliklere bir de sosyal edelim. Soruyana seyir de soruyana da yetim acaba.
Muhammed Latifoğlu abimizin Tonya'daki mekanı. Burası Tonya merkeze 1 kilometre mesafedeki şelale yolunun üzeri. Sopası yanıyor. Mısır pişiriyor. Semaverde çay yaptı. Ufak tefek diğer meşrubatı onlar da var. Alttan o kadar 1 kilometre yürüyüp buraya geliniyor. Burada mola veriliyor. Manzarası çok güzel. Şu anda yağmur yağıyor. Hadi Allah'a ısmarladık. Bunlar mıydı? Yanlara baksana.